Ve Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanında Kayseri Sporu 2-0 mağlup etti ve siyah beyazlar üst üste. Dördüncü kez kazandı Süper Lig'de 18 maç 35 puan ve dördüncü sıraya geldi Beşiktaş. Diğer tarafta Kayseri Spor 8. sırada kaldı 19 maç ve 26 puanla. Birlikte hemen her iki takımın ilk 11'lerini oradan da oyuna geçelim. Kayseri Spor'da ev sahibinde net bir 4-1-4-1 gördük aslında. Çağdaş Hoca'dan dörtlü savunmanın önünde Kampanaro, Mensah, Kemen. Sağda Cardozo, solda Mane ve en önde. Hem Mehmet Yaman hem Gavranovic'in yokluğunda Gökhan Saz'la görev yaptı. Diğer tarafta Beşiktaş'ta. Yine net bir 4-2-3-1 Şenol Hoca'dan dörtlü savunmanın önünde Getson ve ile beraber bu kez merkezde ve serbest rolde Redmond. Bu kez merkezde ve serbest rolde Redmond. Solda Tayfur sağda Muleka ve en önde Cenk görev yaptılar. Şimdi abi Kayseri Spor'la ilgili kısaca şunu söylemek lazım. Son 6 maç bir galibiyetlikte. Dünya Kupası arasından hem skor hem oyun olarak en kötü dönen takımlardan bir tanesi. Ve abi sezon başında yani ilk o 10-12 haftalık süreçte 9-10 haftada özellikle transfer yasağına rağmen Çağdaş Atan'ın hem de toplu oyunu bu takıma bir şekilde monte edip ligin en iyi oyuna sahip en güçlü oyunlarından birine sahip takımı haline getirdiği dönemden baya uzak Kayseri. Yani onlar kötü gidişatı devam ettiriyorlar bir şekilde artık. En azından skor alma amaçlı, skor alma temelli daha pragmatist, daha realist bir oyuna dönüp kapan çık planları denenebilir bazı maçlarda. Ve tabii ki abi bugün bir de Gavranoviç ile da olmayınca yani zaten oyun gücü olarak istediğini bir türlü alamayan Kayseri Spor'da bir de hem Mamedyam hem Gavranoviç olmayınca bireysel yetenekten de eksilince özellikle ön tarafta işi bugün zaten çok ama çok zordu Kayseri Spor'un ben Beşiktaş'ın kazanacağını az çok tahmin ediyorum diyebilirim. Diğer tarafta Beşiktaş'la ilgili şimdi Vegors'u gönderip Abu Bakar'ı almak asla mantıklı bir hamle değil saçmalık bir amlatta. Çünkü Vegors sapa sağlam. Hiçbir sakatlık problemi yok. Fiziksel olarak Süper Lig santraforunu tanımla deseler hiç uğraşmam Vegors'un ismini veririm. İnanılmaz bir fiziksel yük çekiyordu. Ön tarafta savunmayı en önden başlatıyordu. Rakip stoperlerin ikisiyle falan çok rahat boğuşuyordu ve Beşiktaş'ın hücumda da savunmada da acayip oyun yükünü çekiyordu Vegorst. Özellikle topsuz oyun yükünü abi. Ya kaldı ki topun rakipte olduğu anlar da olacak ve siz pres yapmak isteyeceksiniz büyük takım olarak. Buralarda Vegors gibi oyuncular nimettir. Şimdi burada Vegors'tan çıkıp Abu Bakar'ı almak tabii ki bir teknik kalite katar abi. Yani bağlantı oyununa acayip katkı verir Abu Bakar. Çalım atar. Ortada hiç pozisyon yokken kendi bir şeyler üretir topla. Özellikle merkezde derine gelip arkaya inebilecek oyuncuları konu ki bugün Redmond mesela Cenk bugün en öndeydi abi. Cenk de bu e, pivot 9 e, duvar olabilen 9 oyununu çok iyi oynuyor. Bugün Redmond'un attığı gol tamamen önce Cenk'in rakip savunmayı bir sağa sola götürmesiyle geliyor. Daha maçın başı 1-0 öne geçiyorsunuz. Abu Bakar'ı da bu şekilde kullanabilir Şenol Hoca. Hem de Abu Bakar bunun topla da çok daha beceriklisini yapabilen bir oyuncu ama her zaman soru işareti abi Abu Bakar. Sakatlık problemi var. Ve çok bariz bir sakatlık problemi var yani Abu Bakar'ın. Yani denenir mi? %100 denenir ama Vegors'tan hemen çıkıp vazgeçip Abu Bakar'ı alır mıyım? Veya bu Beşiktaş'ın bütün oyun sorununu çözer mi? Çözmez abi. Beşiktaş tabii ki Abu Bakar bu takıma ilk 11'e dahil olur Abubakar. Bakar. Cenk sola geçer büyük ihtimalle. Beşiktaş bir bireysel kalite kazanır. Gezal döner. Beşiktaş bir bireysel kalite daha kazanır. Çok önemli bir hücum gücü kazanır abi. Tekil tehdit. Zayt konuşuluyor. Miha Zayt. O da gelir. Beşiktaş acayip bir gol potansiyeli olan böyle Getson'lu Salihli önünde Zayt. Abu Bakar'ın arkasında Zayt. Solda Cenk. Sağda Gezal işte 2 bek çıkacak falan filan. Beşiktaş acayip bir gol potansiyeline dönüştürebilir ön altılıyı Şenol Hoca. Zaten Şenol Hoca takımları genelde çok gol atarlar ya. Bursa'sı bile ligin en çok gol atan takımıydı Şenol Hoca. Hem Abu Bakar hazır değilken daha iyi kombiyle oynayacak durumda veya 90 dakika. Hem Gezal yok. Hem zaten Zayt Sipi falan bir oyuncunuz da yok da Hoca da bugün Redmond'ı denedi. Bireysel kaliteye henüz güvenebilecek durumda değilseniz veya Tek başına bir oyuncu çıkar burada bu maçı çözer durumunda bir kadronuz yoksa oyun şart abi. Oyun öbür türlü de şart da. Yani ne kadar iyi oyuncunuz olursa olsun da bir oyun gerekiyor da oyun bu tip tek başına maç alabilecek oyuncular sahada yokken ki 5 yaşın bu 11'i öyle bir 11. Bir oyunla rakibe cevap vermek olmazsa olmaz. Asla puan alamazsınız abi. Bugün Şenol Hoca'nın tercih ettiği oyun zaman zaman topsuz oyunu kabul etmesi, zaman zaman topu Kayseri'ye bırakması, zaman zaman bir ön alan presi denemesi, oyuncu tercihlerinde Tayfur, Redmond, Muleka bak. Ve bir de Getson dahil oluyor buraya. Salih de çok iyi bir golden sonra özellikle Salih iyi oynadı. Golden sonra gole kadar Salih etkisiz. Topu da alamıyorsunuz Salih olmayı. Çünkü bu kadroda bir tek Salih topa sahip olma oyununda takımı beyler bir organize olalım diyebilir. Bir de Sayis. Ama Sayis de gününde değildi. Haftada cezalı kart gördü. Ama abi hem Salih'in biraz etkisiz olması hem de Şenol Hoca'nın doğru oyun planı Beşiktaş'ı buradan çok rahat çıkardı. Yani Kayseri Spor zaman zaman etkili geldi. Daha iyi oynuyor gibi gözüktü. Ama daha iyi oynuyor gibi gözüktü. Yani Beşiktaş tamamen Şenol Hoca özellikle şu ön dörtlü abi. Özellikle şu ön dörtlü. Tamamen atletizm, fizik ve temasla rakibi bozmaya. Ya yani biz topu size bırakacağız. Zaten Çağdaş Hoca da topu alıp topa sahip olma oyunuyla çıkmaya çalışan, geriden top yaparak çıkmaya çalışan bir takım oluşturduğu için siz topu alın abi. Biz size atletizmle cevap vermeye çalışacağız ve daha yetenekli oyuncularımız olduğu için sonuca gitme ihtimalimize daha yüksek planıydı bu. En pragmatiste, en doğrusu buydu. Bunu yaptı ve sonucu aldı abi Şenol Hoca. Şenol Hoca her zaman bütün oyunu basite indirger. Bu bazen çok iyi olur, bazen rezalet olur abi. Mesela son Avrupa Şampiyonası. Ya rezilliğe gitti iş. Ama burada şu ana kadar 4 maçta 4 galibiyet çok önemli. Bu takımın zaten üst üste maç kazanması gerekiyordu. Şu an hani şampiyonluk işte zirve yarışı falandan ziyade Beşiktaş'ın her şeyden önce bir maç kazanması lazım abi. 4'te 4'ü yaptın. Aynen bir 4'te 4, bir 5'te 5 daha yapacaksın. Belki bir 7'de 7, 8'de 8 Galatasaray gibi belki 9'da 9 yapman lazım. Yapman lazım ki bu takım biraz ritim bulsun abi. Çünkü bireysel performansların hepsi dalgalı. Çünkü Beşiktaş bütün sezon boyunca dalgalıydı yani. Bir iyi başladılar, kötü gittiler, tekrar düzelir gibi oldular. Bir daha kötü gitti, hoca değişti, geldi, derbiyi kaybettin Galatasaray'a. İşte Dünya Kupası arasına gittik, geldik, gene oyun kötü ama skor geliyor falan. İstikrarı 3 puan sağlar abi. Önce oyun, sonra 3 puan. Yani Kayseri deplasmanından döndü Beşiktaş, Konya deplasmanından çıktı Beşiktaş, Adana Demir'i yendi Beşiktaş. Bir de bu süreçte Kasımpaşa'yı yendi abi. Şimdi Alanya İçeride 5'te 5'le ile Karagümrük ve Sivas deplasmanlarına gitme ihtimali doğdu Beşiktaş'ın. Bir anda ama gene de hem oyun hem bireysel kalitelerin güvenilirliği. Bugün bir Delali izledim ben. Delali tamam abi sen hani teşekkür edilip Hemen en ilk uçak bileti bak kiralık sözleşme feshedilebilir olması lazım abi. Yani yılda bir yılda Delali'ye vaat ettiğin parayı verirsin. Hadi dersin. Hadi abi dersin yani. Abu Bakar'ın nasıl adapte olacağı önemli bir. Gezal ne zaman dönecek onu da anlamadım. iki yani ne, oldu abi Gezal'a? Gezal'ın dönmesi lazım artık abi. Şubat'ta falan yani Şubat'ın başında ikinci haftası falan geç dönmesi lazım Gezal. In. Artı eğer Zayt hamlesi olursa bu takım çok yüksek gol potansiyeli vadeden ama hala şampiyon olamasa bile yukarıyı mutlaka takip edeceğini gösteren bir takıma oyun ve yani Özellikle oyun seçimi çok doğruydu abi. Şey olacak. Yani Deplasman'da oynuyoruz. Çok fazla oyunu bireysel kaliteyle topu ayağımızda tuttuğumuzda oyunu çözebilir miyiz? Tayfur'la, Muleka'yla, Redmond'la. Olmaz. Nasıl çözeriz? Bunların alan bulması lazım. Redmond golde alan buldu abi. Salih golde alan bulduğu için o koşuyu ön tarafa doğru attı. Ya bunlar önemli abi. Bu şekilde bu maçı buradan kazanıyorsunuz. Bu küçük taktiksel dokunuşlarla. O yüzden Beşiktaş ilk yarı 2-0 önünde kapattı. Pozisyon zaman zaman. Tabii ki gelecek abi. Kayseri'de içeride oynuyor yani. Ama oyun Beşiktaş'ın istediği gibi gitti abi. Çünkü Kayseri'nin de ön tarafta atak bitirecek oyuncu yok. Yani Kemen Men sahmane bal yapmayan arabi bunlar, Kardozo falan. Çok iyi topu taşıyan, enteresan o şekilde adam eksiltebilen, çalım atabilen ama atak sonucu. ceza sahası civarına geldi mi şalteri indiriyorlar abi hepsi. daha da öyle. Hem Mametiyam hem Gavranovic olmayınca kenardan yapılan hamlelerde gene Emrah Başsan o da aynı. Yani ceza sahası civarına kadar gel, orada saçmalı hemen yani. İlan Parlak da öyle. Aynı yani şekilde artık fiziksel olarak da yetersizlikleri var. Kayseri zaten atak sonuçlandıramaz. Fikriyatıyla yola çıkıp topu bırakalım. Biz fiziğimizle elimizdeki malzemeyi doğru şekilde kullanıp Kayseri'yi yeneriz demiş. Şenol Hoca ikinci yarının başında Campanaro Carlos Mane'yi çıkardı. Çağdaş Hoca 57'de. Yerlerine Emrah ve Karimi'yi attı. Gene çok fazla bir şey değişmedi ama 70'te Cenk Tosun'la Mulaka çıktı abi. Şimdi Mulaka ne kadar kötü oynarsa oynasın. Fiziksel olarak Beşiktaş'ın bu maç planında Mulaka'nın rolü ve görevi gereği rakip savunmayı topsuz oyunda hırpalama planıyla Mulek aslında savunma görevini yaptı abi. Cenk de yoruldu. Kaldı ki zaten ben Cenk'ten yani şu ana kadarki performansını bile beklemiyordum. ya son 3-4 senede 8-10 maça zor çıkmış bir oyuncu abi Cenk. Kolay değil yani buralardan gelip. Bir de bugünkü Kayseri karşısındaki oyun, 5 yaşın oyunu tamamen fiziksel güce dayalı olduğu için tamamen böyle bir hani temas koştur koştur bir oyun olduğu için biraz daha nispeten Cenk bugün yorulmuştu olabilir 70'te. Hem Abu Bakar hem de Delali girdi abi. İşte bu Şenolcan'ın maçtaki yanlışı. Şimdi Muleka'nın da Cenk'in de fiziksel olarak hazır ve bu te, topsuz oyun karşısında Kayseri'ye karşı en azından 70 dakika Kayseri'yi bozacak, Beşiktaş'ın oyun planına sadık kalacak kadar fiziksel güçleri var abi. Yani Muleka ile Cenk görevini yapabilecek kadar fiziksel kapasiteye sahipti. Ama ne Abu Bakar hele hele Delali yani korkunç seviyede fizik olarak. Abu Bakar da daha hiç hazır değil. O zaman abi sen ön alanda baskı yapamadığın zaman zaten top yapma alışkanlığı olan Kayseri Abu Bakar'ı ve Delali ya bu ikili hattı yok sayarmışçasına senin üzerine gelmeye başladı. Son 25 dakika falan yarım saat hatta uzatmalarla falan tamamen bir Kayseri hakimiyeti. Ama orada da işte Kayseri topu ne kadar getirirse getirsin ceza sahası civarında beceri devreye girdiği için bak bütün oyunu rakip yarı sahaya yıktılar Salih yoruldu. Getson inanılmaz oynadı. Savunma önünde. Tayfur çabayla, Redmond çabayla ama Delali Abu Bakar olmadı abi. O topsuz, yani topu gene Kayseri'ye bıraktın ama bunlar bir şey yapmıyor bu ikisi topsuz oyunda. Rakip karşılamıyorlar, temas yap sağlamıyorlar. Savunma görevlerini Mulaka da Cenk kadar efektif yerine getiremiyorlar. Ve oyunu verdin. Sırf Kayseri Spor beceriksiz bir ofansif hatta sahip olduğu için sen orada skoru bulamadı Kayseri Spor abi. Burada 72'de Cardozo yerine İlhan'ı attı. Hoca kenardan Çağdaş Hoca. Mensahlar Ramazan değişti. Sonrasında zaten dörder oyuncu değiştirdi iki hoca da. Necip Wellington oyuna dahil oldular. Redmond Salih çıktı. Orada da ki zaten Salih bayağı yoruldu. Redmond da öyle. Wellington girdi. Necip girdi. Saiz öne doğru geldi. Getson sağ tarafa geçiyor gibi oldu. Bu şekilde falan bitirdi Beşiktaş maçı. Ve 90 artı de Rozier. Yani rezalet bir oyundan atılma şekli zaten takımın eksikleri var. Zaten rotasyonda çok fazla oyuncu yok. Kaldı ki bugün 4 oyuncu değiştirdi Şenol Hoca. Bir de daha hani transfer falan da yapması lazım Beşiktaş'ın. Yeni gelenler de hazır değil. Bugün Abu Bakar girdi. Hazır değil de. Delali zaten yok. Bunu saymayacaksın abi. Diğerleri de Necip ve Wellington kulübeden gelen. Abi sen bu rotasyon darlığında bu kadar isim üstünde yakalanmış bir galibiyet serisi varken ne haddine böyle atılıyorsun ki oyundan ya? Ne haddine abi Rozier'in? Şenol Hoca dışı bırakabilir. Bak hiç şaşırmam. Yani böyle bir saçmalığı çok da affetmemek lazım abi. Sen ne takım bir hava yakalamış bir şey oyundan atı haftaya yok şimdi Loziye. Bir de direkt atıldı. iki maç olmayabilir. Ve Beşiktaş 2-0'ı aldı. Kayseri ile ilgili mutlaka yani e, Gavramov için Tiam'ın dönmesi ve bir şekilde gol yollarında artık onu nasıl çözecekler ama bilmiyorum. E, skora gidebilmesi lazım abi Kayseri'nin. Yoksa bütün oynanan oyun da boşa gidiyor. Toplu oyun. Diyebiliriz Beşiktaş iyi ivmelendi ama kadroda da, oyunda da hala Problemler var. Bugün Çenol Hoca'nın Abubakar Delali hamleleri kötü olsa bile temel oyun planı, skoru ilk yarıda aldıran oyun planı gayet iyiydi diyebiliriz umarım. Video hoşunuza gitmiştir. Hoşçakalın.